Side, Pamfilya bölgesinin en önemli kentlerinden birisidir. Şehir, doğusunda yer alan Mela Sırmağı yakınında kurulmuştur. Mela Sırmağı, günümüzdeki Manavgat Tırmağı'dır. Kent, deniz kıyısında olmasından dolayı bölgenin önemli limanlarından biri haline gelmiştir. Side kenti ve çevresinde tarih öncesi kalıntıya rastlanmamıştır. Ancak Side'de konuşulan ve şehrin kendisine özgü alfabesiyle yazılmış, Side Müzesi'nde sergilenen az sayıda yazıt, üzerinde mevcut Sidece üzerine yapılan araştırmalar, bu dilin Anadolu'nun bronz çağı kavimlerinden olan Luvilerden geldiğini göstermektedir. Şehir ismi olan Side kelimesi, Luvice nar anlamına gelir. Arianos, İskender'in Anabasis'inde Side'ye gelen kolonist Aeolyalı Kimelilerin çok kısa bir süre sonra kendi dilleri Grekçe'yi unutup yerli barbar dilini kullanmaya başladıklarını söylemektedir. Strabo'nun belirttiğine göre Pamfilya'da konuşulan Grekçe diyalekti kesinlikle Helenler için oldukça yabancıydı. Miletli Hekataios'un anlattığı bir efsaneye göre Side, Anadolu'nun boğa ve dağ tanrısı olan Tauros'un kızıdır. Side, M.Ö. 540'ta Pers egemenliğine girmiştir. İskender'in Anadolu'ya gelmesiyle Pers egemenliği son bulmuş ve şehir Makedon idaresine geçmiştir. İskender'in ardılları tarafından yönetilen kent, Pamfilya'nın geri kalanıyla beraber Ptolemaios'lar ve sonrasında Seleukoslar idaresine girmiştir. Geç Helenistik dönemde Seleukos gücü azalınca bağımsızlığını kazanan Side kenti, çevrede gelişen korsanlığa kapılarını açmış ve bu sayede zenginleşmiştir. M.Ö. 67 yılında Doğu Akdeniz'de korsanlığı temizlemek üzere bölgeye gelen General Pompeius tarafından Side kenti Roma egemenliğine katılmıştır. Roma İmparatorluğu yönetiminde zenginleşen ve önemi artan Side, zaman zaman bölgenin idari merkezliğini yapmıştır. Bir süre sonra Roma donanmasının önemli üst kentlerinden biri olmuştur. Roma idaresinde bir liman kenti olarak kozmopolit bir yapıya sahip olan Side'de, paganların yanı sıra Yahudiler ve Hristiyanlar da yaşamaktaydı. Muhtemelen Aziz Paul yolculukları sırasında buraya da uğramıştır. Geç Roma döneminde Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olduktan sonra yapılan idari düzenlemelerde Side Kilisesi Pamfilya bölgesinin birinci psikoposluğu olarak ilan edilmiştir. Erken Bizans döneminde de gelişen kent, M.Ö. 7. yüzyılda Akdeniz'de ticareti olumsuz etkileyen Arap akınları sırasında önem kaybederek küçülmüştür. Kent, Selçukluların bölgeyi ele geçirmesi sonrasında, M.Ö. 13. yüzyılda terk edilmiştir. 19. yüzyılda Girit adasında Osmanlılara karşı başlayan isyan ve sonrasında adanın Yunanistan'a ilhak edilmesi nedeniyle Girit'ten kaçmak zorunda kalan Türk ailelerden bazıları Side'ye yerleştirilmiş ve sultanın oğlu Şehzade Selim'den ismini alarak Selimiye köyü adı verilmiştir. Daha sonra yerleşim tekrar Side ismini alarak belde olmuştur. Ana giriş kapısının karşısında, şehrin surlarının dışında, M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen Nymphaeum, yani anıtsal çeşme, şehrin önde gelen anıtlarındandır. Çeşmenin önünde basamaklarla çıkılan geniş bir meydan bulunmaktadır. Arka kısımda sütunlar, nişler ve heykellerle süslü 3 katlı bir cephe mevcuttur. Cephe süslemesinde yarım daire planlı 3 niş yer alır. Üzeri yarım kubbe ile kaplı olan nişlerin içlerinde bulunan 3 oluktan alttaki havuza su akmaktadır. Ön kısmında mitolojik sahnelerin yer aldığı bir korkuluk bulunmaktadır. Yazıtından ve mitolojik sahnelerden anlaşıldığına göre, kentte kutlanan deniz ticaretinin başlamasına ithafen Epibaterios bayramı kutlamaları için tören alayı burada toplanmakta, kapıdan girerek sütunlu caddeden ilerlemekte, tiyatroya uğrayarak
yolun sonundaki ve limanın yanındaki Athena ve Apollon tapınaklarında son bulmaktadır. Helenistik dönemde kentin etrafındaki sur duvarlarıyla birlikte inşa edilen şehir kapısı, aynı zamanda şehre kuzeyden girişi sağlayan ana kapıdır. Savunma sisteminin bir parçası olduğu için dıştan iki kuleyle korunmaktaydı. Kapının güneyindeki iç avlu erken evrede daire planlı olup, Roma döneminde at nalı planı şeklinde yapılmıştır. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun barış ortamının etkisiyle yapı, sütunlar, nişler ve heykellerle süslenmiştir. Antiksi'de kara surlarının dışında yer alan nekropolis, Roma ve Bizans dönemine ait çeşitli lahit ve mezar anıtlarını içerir. Harap durumda ve yıkılmaya yüz tutmuş bu anıt mezar, 1999-2000 yıllarında Kültür Bakanlığı'nca kazı ve onarımı yapılarak koruma altına alınmıştır. Anıt, uzun yıllar farklı amaçlarla kullanıldığından plan ve şekil değişiklikleri geçirmiştir. Bu değişiklikler nedeniyle mezarın kime ait olduğu belli değildir. Plan ve duvar işçiliği gibi özellikleriyle anıtsallığına dayanılarak Side'nin son parlak dönemi olan milattan sonra 5. 6. yüzyıllarda yapılmış olmalıdır. Şehrin içerisinde iki ana arter bulunmaktadır. Kuzeybatısında yer alan kapıdan başlayan sütunlu cadde, güneyinde yer alan ticaret agorası ve tiyatro yapı grubuna doğru uzanmaktadır. Cadde, tiyatronun kuzeybatı köşesinde yer alan taktan sonra güneydoğuya sert bir kırılma yaparak liman yakınında yer alan Athena ve Apollon tapınaklarına uzanır. Kuzeybatı kapının hemen doğusundan başlayan ikinci bir ana cadde,
Bizans döneminde yoğun yerleşme görmüş, doğu kısma doğru uzanır. Bu cadde güneyde doğu kapısından gelen bir başka yolla birleşiyor olmalıdır. Caddeden ayrılan bir sokak devlet agorasına bağlanmaktadır. Side'deki sütunlu caddeler büyük plaka taşlarla döşelidir ve caddelerin kenarları korint ve kompozit düzenlerde başlıkları olan granit ve mermer sütunların taşıdığı stoalarla, yani üstü kapalı yürüyüş yollarıyla sınırlandırılmaktaydı. Stoaların içinde birbirlerine bitişik dükkanlar bulunmaktadır. Roma döneminde inşa edilmiş olan caddeler kesintisiz olarak yüzyıllar boyu kullanıldıkları için yıllar içinde tamirat görmüş ve bazı kısımları değiştirilmiştir. Erken Hristiyanlık döneminde Side, Pamfilya'nın birinci piskoposluk merkezi olarak parlak bir devir yaşamaya devam etmiştir. Kuzeyde yer alan Helenistik kapının hemen güneydoğusundan doğuya doğru uzanan sütunlu cadde, piskoposluk sarayı ve bazilikasına uzanmaktadır. Milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllarda merkezi bir bazilikanın etrafına yerleştirilmiş olarak inşa edilen yapılar grubunda vaftizhane, piskoposun özel şapeli, özel dairesi ve trikonkos, yani yonca planlı yapı dikkati çekmektedir. Günümüze piskoposluk bazilikaları ve sarayları çok az örnekle ulaşmıştır. Side'deki yapı bu örnekler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bizans hastanesi olabileceği düşünülen bina, M.S. 6. yüzyılda yapılmıştır. İki katlı olan bina, yan yana sıralanmış üstü tonozla örtülü 5 mekandan oluşmaktadır. Muhtemelen yapının girişi ve üst kat bağlantısı, bugün tamamen çökmüş olan batı tarafında olmalıydı. Yapının kullanım amacı konusunda elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak planı, Selçuklu dönemi şifahane yapılarına benzemektedir. Bu nedenle burasının bir hastane olması mümkündür. Milattan sonra 6. yüzyılda İmparator Justinianus'un Pamfilya'da ünlü hekim azizlerinden Kozmas adına bir hastane yaptırdığı bilinmektedir. Fakat bu yapının Side'de olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.
Agora'nın kuzeyinde, sütunlu caddenin dükkanlarının arkasında yer alan konsollu eve giriş, güneyinde yer alan sokaktandır. Aynı zamanda doğusundaki sokaktan da bir girişi bulunmaktadır. Kazısı sırasında çok miktarda konsol bulunduğu için bu adı almıştır. Konsollarla desteklenmiş bir ikinci katı bulunmaktaydı. Fakat bu kat geçirmiş olduğu bir yangından dolayı günümüze ulaşamamıştır. Peristilli bir avlu etrafına sıralanmış odalar grubundan oluşmaktadır. Oturma odalarının zemini mozaik kaplıdır. Ev içinde çeşme ve kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. Helenistik dönemde inşa edilmiş olan ev, Bizans dönemine kadar kesintisiz kullanılmıştır. Konsollu evin doğusunda yer alan peristilli evde, yan yana üzeri açık iki avlu yer almaktadır. Caddeye açılan kapısında vestibulum yani giriş koridoru bulunur. Evin yaşam mekanları geometrik mozaiklerle süslenmiştir. Kireç taşı payeler ile desteklenmiş ikinci bir katı bulunmaktadır. Yangın sonucu ikinci katı yıkılmıştır. Evin içerisinde kanalizasyon sisteminin bulunması tuvalete sahip olduğunu göstermektedir. Helenistik dönemde inşa edilen ev, Bizans dönemine kadar kesintisiz kullanılmıştır. Tiyatronun kuzeyinde yer alan ticaret agorası kare planlıdır. Kentin merkezi bir konumunda bulunan agora, batısında yer alan giriş kapısı ile sütunlu caddeye açılmaktadır. Doğusunda bulunan diğer kapı, önünden başlayan sütunlu cadde ile M yapısına doğru uzanarak doğu kapısına ulaşmaktadır. İç kesimde granit sütunlarla çevrili bir stoa bulunur. Stoaların güney, batı ve kuzeyinde dükkanlar yer alır. Doğusunda da muhtemelen dükkanlar yer almaktaydı. Bu kesimde Hristiyanlık döneminde yapılmış olan yapılaşma ile dükkanlar işlevlerini kaybetmiştir. Agora'nın ortasında yuvarlak planlı kader tanrıçası Tike'nin tapınağı yer alırken güneybatı köşesinde latrina bulunmaktadır. Agora'daki görünen mevcut kalıntılar M.Ö. 2. yüzyılda yapılmıştır ve bu yapı erken Bizans döneminde de kullanılmıştır.
Antik Roma döneminde insanlar latrina adı verilen umumi tuvaletleri kullanırlardı. Latrinaya giren kişi ilk olarak ahşaptan ya da mermerden olan anahtar deliği formundaki oturma sıralarına otururdu. İhtiyacını gören kişi önünden sürekli temiz su akan kanalı da kullanarak süngerli sopayla temizliğini sağlardı. Bunun yanı sıra latrinalar halk için sosyalleşme alanıydı. İnsanlar latrinayı ihtiyaç için kullanırken bir yandan da diğer insanlarla sohbet ederlerdi. Side antik kentinde bulunan latrina, M.S. 2. yüzyılda tiyatro ve agora ile birlikte yapı kompleksinin bir parçası olarak tasarlanmıştır. Side'de bulunan latrina, genelde dörtgen planlı olarak yapılan latrinaların yarım daire planlı olarak tasarlanmış ender örneklerinden biridir. Bu bina oldukça kalabalık olan tiyatro ve agora'ya hizmet vermektedir. Vespasianus anıtı, iki kademeli bir podyum üzerinde yer almaktadır. Anıtın iki yanındaki aedikulaların arasına yarım daire kubbeli bir niş yerleştirilmiştir. Arşitrav üzerinde yer alan yazıt, anıtın İmparator Vespasianus'a adandığını belirtmektedir. Arif Müfit Mansel'e göre, anıt geç dönemde işlevini yitirmiş ve orijinal yerinden sökülerek sütunlu caddede yer alan takın yanına yerleştirilmiştir. Anıt yeni yerinde çeşme binasına dönüştürülmüştür. Fakat bazı araştırmacılar anıtın orijinal yerinde olduğu düşüncesindedirler. Ticaret Agorası'nın karşısında, Agora Hamamı'nın güneyinde inşa edilmiş olan anıtsal çeşme, yüksek bir podyum üzerine oturtulmuş olup, 3 aedikula ve arasına yerleştirilmiş 3 havuzdan oluşmaktadır. Aedikulalar üzerinde korint sütunlarla taşınan üçgen alınlıklar yer alır. Çeşme binasında, bugün müzede sergilenmekte olan Athena, Apollon ve Hermes heykelleri ele geçmiştir. Çeşme binasının arkasında bir sarnıç bulunmaktadır. Yapı, M.S. 2. yüzyıla tarihlenir. Tiyatronun kuzeybatı köşesinde yer alan, Yunan mitolojisinin şarap tanrısı Dionysos'a adanan tapınak, bir podyum ile yükseltilmiştir. Kuzey ön cephesinde 6 basamaklı bir merdivenle Pronaos'una ulaşılır. Ön cephesinde 4 sütun bulunur. Naos'u çevreleyen sütunlar, yarım sütun olarak duvara birleştirildiği için tapınak, Yalancı Peripteros olarak anılır. Bu plan Anadolu Roma mimarisi için yabancıdır. Mimari bezemeleri M.S. 1. yüzyılda Augustus dönemine tarihlenmektedir. M.S. 2. yüzyılda tiyatro genişletilirken tapınağın güneydoğu köşesi Cavea'yı destekleyen payelerden birinin altında kalmıştır. Tapınak geç dönemlerde işlevini yitirerek farklı amaçlar için kullanılmıştır.
Tiyatro, kentin yer aldığı yarımadanın daraldığı kesimde ve şehrin merkezinde yer almaktadır. Tiyatronun Helenistik bir öncü yapısı olduğu halen kanıtlanabilmiş değildir. Roma devrinde yapı, plan açısından Helenistik gelenekte yarım daireden taşan biçimde yapılmış olmasına karşın, inşa tekniği açısından Roma mimarisi geleneğinde yapılmıştır. Cavea olarak adlandırılan oturma sıralarının diazomaya, yani basamakların ortasındaki yola kadar olan kısmı bir yamaca yaslanmış, üst kısım ise tonozlar üzerinde eğimli olarak şekillendirilmiş, düzleme oturtulmuştur. Tiyatro bu özelliği ile Anadolu'nun tekil örneklerindendir. Sahne binası 3 katlıdır. Süslemelerinde Antoninler dönemi barok özelliği görülmektedir. Birinci katın podyumunda Dionysos frizi yer alır. Frizde şarap tanrısı ve tiyatronun hakimi Dionysos'un hayatı batıdan doğuya doğru kronolojik olarak anlatılmıştır. Friz doğu uçta Gigantomachia ile sonuçlanmaktadır. Sahne binasının cephesi mimari süslemeler ve heykellerle oldukça hareketlendirilmiştir. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen tiyatroda, milattan sonra 3. yüzyılda orkestranın etrafı yüksek bir duvarla çevrilerek arena şekline dönüştürülmüş olmalıdır. Duvar üzerindeki su geçirmez sıva kalıntılarından havuz şekline de dönüştürülmüş olabileceği düşünülse de bu teknik olarak mümkün görünmemektedir. Milattan sonra 5. yüzyılda tiyatro içerisine şapeller yapılarak erken Hristiyanlık döneminde de kutsal bir mekan, açık hava kilisesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Tiyatro kutsal alan olma özelliğini kullanıldığı son döneme kadar sürdürmüştür. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş olan Devlet Agorası, 88,5 metre uzunluğunda, 69,20 metre genişliğindedir.
Burası şehrin yönetim merkezini oluşturan devlet agorasıdır. Dörtgen planlı yapının doğu cephesinde bir merkezi salon ile her iki yanında birer oda vardır. Merkezi salon, Side kentine Neokoros yani İmparator Kültü Kenti ünvanının verilmesinden dolayı imparatorlarla ilgili heykellerle süslenmiştir. Salonun iki yanında yer alan odaların işlevleri bilinmemektedir. Batıda yer alan geniş kare alan sütunlu stoalarla çevrilidir. Alanın ortasında muhtemelen bir anıta ait yapı kalıntısı bulunmaktadır. Side'de yer alan hamamlar içerisinde en büyük ölçütlere sahip olduğu için büyük hamam ismini alan yapı, soyunma odası, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşmaktadır. Batısında bir galeri şeklinde inşa edilmiş salonla belki palestra olarak kullanılmış bir alan bulunmaktadır. Oldukça gösterişli bir yüzme havuzu bulunur. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen hamam, milattan sonra 5. yüzyılda yenilenerek ve bazı değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam edilmiştir. Apollon Tapınağı'nın ve limanın hemen doğusunda yer alan, bereket tanrıçası Demeter'e adanan Demeter Tapınağı, milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Yüksek bir podyum üzerinde yarım daire planı ile yapılmıştır. Günümüze kadar çok az kısmı ulaşan tapınağın girişinde anısal merdivenler bulunmaktaydı. Asıl tapınak 3 odadan oluşmaktaydı ve çok uzun yıllar Anadolu'ya özgü Ay Tanrısı Mene adandığı düşünülerek Men Tapınağı sanılmıştır. Yapılan son çalışmalar ile
Anadolu'da Demeter'e adanan nadir tapınaklardan birisi olduğu anlaşılmıştır. Side kentinin baş tanrıçası Athena'dır. Athena, deniz ticaretinin koruyucusu olarak kabul edilmekte ve Side'de kendisi adına Epibaterios bayramı kutlanmaktaydı. Tanrıçanın betimi Side sikkelerinde en sevilen figürlerden olmuştur. Nar figürü ise Athena ile özdeşleştirilmiş ve tanrıçanın kutsal meyvesi olarak tanımlanarak kent için önemi vurgulanmıştır. Side sikkelerinde kullanılan bir motif olarak dikkat çekmektedir. Apollo'nun ismi ise Athena'nın yanında ikinci tanrı olarak yer almaktadır. Sideliler Apollo'nu Apollon Sidetes olarak isimlendirerek şehrin kurucusu ve ata babası olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Milattan sonra 2. yüzyılın sonu ile 3. yüzyılın başında Apollon Athena'dan daha çok önemsenmiştir. Roma barışı olarak bilinen dönemde inşa edilen iki tapınaktan biri Side Apollon tapınağıdır. Bu tapınak adını ışık, güzellik ve sanat tanrısı olarak hafızalarımıza kazınmış, Side kentinin baş tanrılarından birisi olan Apollon'dan alır. Tapınak üzerinde Korint başlıklı sütunlar bulunmaktadır. Bizans Bazilikası'nın tam ortasında kalan Apollon tapınağının bir kısmı, bazilika yapımında kullanılmak için sökülür. Roma düzeninde ve Peripteros planına uygun biçimde yapılandırılan bu tapınağın büyük sütunlarından bazıları restore edilip yerlerine konmuştur. Milattan sonra 150 yıllarına dayanan tarihiyle Apollon Tapınağı, tarihi kalıntılarıyla kentin en önemli yapıları arasında yer almaktadır. Side antik kentinde, deniz kenarında,
Apollon Tapınağı'nın hemen yanında yer alan Athena Tapınağı, zeka, sanat, stratejik savaş, ilham ve barış tanrıçası olan Athena'ya ithafen yapılmıştır. Side'deki Athena Tapınağı'ndan günümüze çok fazla bir şey kalmamıştır. Apollon Tapınağı'ndaki gibi elle tutulur kalıntılara rastlanmaz. Apollon Tapınağı'na göre daha büyük plana sahip tapınak, günümüzde yer alan sütun kaidelerinden ibarettir. Milattan sonra 2. yüzyıllara tarihlenen tapınak, Peripteros plan tipinde inşa edilmiştir. Kentte Athena ile Apollon'un tapınımı politik olarak da büyük önem taşımaktadır. Tanrıça ve Tanrı, kentin varoluşunu simgeleyen, sürekliliğini sağlayan ve saygınlığını öne çıkaran kutsal kişiler olarak görülmekteydi. Bu nedenle her ikisinin de tapınağı, imparator kültünün Neokoros tapınağı olarak kabul edilmekteydi. Athena tapınağı, Asilya hakkına sahipti. Özellikle Karakalla, tek başına egemen olduğu dönemde, Side'ye altın bir büstünü göndermişti ve bu büst Athena tapınağında korunmaktaydı. Side'de limanın yanında yer alan tapınaklardan hiçbirinde Athena veya Apollon'un adına epigrafik belgelerde rastlanmamıştır. Kentin ilk kazı başkanı olan Arif Müfit Mansel'in limana yakın olan ve sütunlu caddenin sonunda yer alan Temenos içerisindeki iki tapınağı Athena ve Apollon tapınağı olarak kabul etmesinin pek de yanlış olmadığı kabul edilir. Çünkü limana hakim bir yerde ve anıtsal görünümleriyle dikkat çekmektedirler. Mansel, küçük olan tapınağın Apollon'a ait olduğunu, büyük olan tapınağın da Athena'ya ait olması gerektiğini söylemektedir. Apollon tapınağı frizinde konsollar arasına yerleştirilmiş Medusa başları yer almaktadır. Mitolojide Perseus, Medusa'nın başını kestikten sonra Tanrıça Athena'ya getirip teslim etmiştir. Tanrıça da Medusa başını göğsünün üzerindeki Aegis'in üzerine yerleştirmiştir. Günümüzde Athena Tapınağı olarak bilinen Büyük Tapınağın frizinde ise Apollon'un üç ayaklı kazanının tasviri yer almaktadır. Bu sebeple iki tapınağın isminin yanlış adlandırılmış olması üzerine Küçük Tapınağın Athena'ya, Büyük Tapınağın ise Apollon'a ait olabileceği üzerine tartışmalar mevcuttur. Athena ve Apollon tapınaklarının bulunduğu kutsal alana milattan sonra 5. yüzyılda 3 nefli ve geniş atriumlu bir bazilika inşa edilmiştir. Kilise yanlarda narteksler ve merkezde içi sintronon olarak düzenlenmiş bir apsisten oluşur. Apsisin iki yanında vastaforyum odaları vardır ve bazilikanın güneydoğu köşesine merkezi planlı bir başka yapı daha eklenmiştir. Herhangi bir arkeolojik ve epigrafik belge olmasa da bu yapı Aziz Mezarı olarak, Martirion olarak değerlendirilmektedir. Kilise plan açısından bazı farklılıklar göstermektedir. Anadolu kiliselerinde pek sıklıkla rastlanmayan kuzey ve güney cephelerde narteksi açılan birer oda yer almaktadır. Ayrıca apsisin arkasına Pastaforyum odalarının köşelerine birleşen bir dış duvar yapılarak apsis kavisinin dışarıdan görünümü engellenmiştir. Milattan sonra 7. yüzyılda kilise tahrip olduğundan eski kilisenin ana mekanının ortasında devşirme malzemelerden küçük ölçülerde yeni bir haç planlı kilise yapılmıştır. Kilise 10. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
liman kenti olan ve verimli Pamfilya Ovası'nda yer alan Side için tarım büyük önem taşımaktaydı. Şehir, antik kaynaklar ve yazıtlardan edinilen bilgilere göre özellikle zeytinyağı ve şarap üretimi konusunda oldukça gelişmiştir. Strabon, Side'de bol miktarda zeytin ağacı bulunduğundan bahsetmektedir. Milattan sonra 3. yüzyılın ilk yarısında Suriye'de bulunan Roma ordularına Side limanından birçok sefer tahıl sevkiyatı yapıldığı bilinmektedir. Side limanı üzerinden yapılan bu sevkiyatlar dolayısıyla kent bu dönemde Militaris Annona'nın aktarıldığı bir liman olarak önem kazanmaktadır. Bunun yanında Sideliler hayatını hayvancılık, balıkçılık, denizcilik ve ticaretle kazanmaktaydı. Ticaret bakımından Attaleia'nın bile Side ile rekabet edemediğini Side sikkeleri ispat etmektedir. Antik dönemde en kazançlı ticaret kollarından biri olan köle ticareti ile ilgili ele geçen papirüslerde Side agorasında satılan kölelerden de bahsetmektedir. Buna göre Aigyptos oğlu İskenderiyeli Pamfilos'un Side agorasında Galat soyundan Abbas Kandis isimli 10 yaşında bir kız köleyi 280 gümüş denarya karşılığında satın aldığı bildirilmiştir. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş olan Agora Hamamı, milattan sonra 5. yüzyılda yenilenerek kullanıma devam edilmiştir. Sıra odalı hamam şeklinde olan yapıda geniş bir avlu bulunur. Pazar olarak kullanıldığı söylenen bir alan yapının batısındadır. Yapıda bir soğukluk, iki ılıklık ve bir sıcaklık bölümü bulunmaktadır. Ayrıca sauna kısmı eklenerek kubbe ile örtülmüştür. Kuzeyde yer alan su kanalı ile hamama su getirilmekteydi. Hamamın 1961 yılında kazısı bitirildikten sonra yapı restore edilerek Side Müzesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'de arkeoloji yapacak yetişmiş insan olmadığı için devlet bursuyla yurt dışına öğrenciler gönderilmesini ister. Bunun üzerine Ekrem Akurgal, Sedat Alp, Arif Müfit Mansel, Halet Çambel bu dönemin bursiyerleri olarak seçilir ve yurt dışına gönderilir. 1905'te İstanbul'da doğan Arif Müfit Mansel, İstanbul'daki San Benova Lisesi'ni bitirdikten sonra 1925'te Almanya'ya giderek Berlin Üniversitesi'nde arkeoloji okumaya başlar. 1930'da yüksek öğrenimini ve doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döner. 12 yıl İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Aziz Ogan'ın yardımcısı olarak çalışır. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Tarihi kürsüsünde ders vermeye başlar. 1936'da doçent olur ve aynı yıl klasik arkeoloji kürsüsünü kurar. 1944'te profesör ve kendi kurduğu klasik arkeoloji kürsüsünde kürsü başkanı olur. 1956'da ordinarius profesör olur. Ege ve Yunan tarihi derslerini ve kürsü başkanlığı görevini ölümüne kadar sürdürür.
Ordinarius Profesör Arif Müfit Mansel, Türk arkeolojisinin kurucularından biridir. Kendisinin Lüleburgaz, Kırklareli ve Vize tümülüslerinde gerçekleştirdiği kazılar, Türkiye'nin klasik arkeoloji alanında yaptığı ilk metodik ve sistemli alan araştırmalarıdır. Trakya araştırmaları günümüz arkeologlarına hala ışık tutmaya devam etmektedir. Side ve Perge kazıları da Türkiye'de yapılan arkeolojik çalışmaların önde gelenlerindendir. Kazı çalışmalarına 1930'da İstanbul'da Balaban Ağa Mescidi'nde başlamıştır. Atatürk'ün desteğiyle 1932'de Yalova Kaplıcalarında, 1936-38 yıllarında da Trakya'da araştırmalar yaparak 700'e yakın tümülüs tespit etmiştir. 1938'de Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilmiştir. 1943-46 yıllarında kurum adına Pamfilya bölgesinde yüzey araştırmaları yapmış ve 1946'da Perge, 1947'de de Side kazılarını başlatmıştır. Helenistik dönemden kalma surlarla çevrili Perge'nin 15.000 kişilik tiyatro, Anadolu'daki en iyi stadyum ve birçok sağlam yapıları dahil Anadolu'nun en güzel şehirlerinden birinin kazısını yürüterek klasik arkeolojinin İstanbul Üniversitesi'nde sağlamlaşmasını sağlamıştır. 1954'te Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi'ni kurar ve sonrasında 1973'te 10. Uluslararası Klasik Arkeoloji Kongresi'ne başkanlık yapar. 1974'te 18 yerli 64 yabancı bilim adamının katkısıyla Mansel'e Armağan kitabı basılır ve 18 Ocak 1975 yılında ise vefat etmiştir. Müze koleksiyonunda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler yer almaktadır. Sergilenen eserler arasında büyük çoğunluğu Side antik kenti kazılarında açığa çıkan heykel, portreler, kabartmalı lahit ve ostutekler, mezar sitelleri, Grekçe ve Side dilinde yazıtlar, Selçuklu dönemine ait yazıtlar, sunaklar, amforalar, sütun başlığı, alınlık ve benzeri mimari elemanlar, Pamfilya ve Pisidya kentlerine ait sikkeler ile Side sikkeleri dikkat çeker. Müze içerisinde en değerli heykeller arasında üç güzeller, Yorgun Herakles ve Hermes heykeli gösterilmektedir.